Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerin karşısındayım. Bugün belediye binası 13 ana hesabımızdayız. Bir tane işçimiz boşta. Kıyamet gibi ganimet kasmamız gerekiyor arkadaşlar. Korkunç ganimete ihtiyacımız var. Hani öyle ki şu anda 6.1 milyon altının var. Klan kalesinde bir şeyler var mı? tam takırız arkadaşlar. Klan kalesi boş. Elimde rün, kitap, mitap hiçbir şey yok. Yani tamamen eğitim iksiri kullanarak kasacağımız ganimete göre yükseltmeler yapmamız gerekecek. Şimdi hesapta durumlar fena değil arkadaşlar. Cehennem kulelerinin üçünü de aradan çıkarttık. Kaya saçarları aradan çıkarttık. Kartal topunu aradan çıkarttık. Ben şimdi X yaylarına başlamak istiyorum. 4 tane X'e yükseltmesi bizi bekliyor. Ve her biri de 12.8 milyon ganimet istiyor arkadaşlar. Altın istiyor. Yani şu anda 6 milyon ganimet kasmam gerekiyor. Altın kasmam gerekiyor. Bir tane eğitim iksiri kullanarak gidebildiğim yere kadar gitmeye çalışacağım. Eğer mümkün olursa bu videoda bir tane iksiri yükseltmesine gitmek istiyorum. Ama bu da yeterli olmuyor arkadaşlar. Niye? Çünkü tam 23 saat 30 dakika sonra belediye binasının yükseltmesi de tamamlanacak. Bir işçi daha boşa düşecek. Bir x yayı daha basmak zorunda kalacağım. Dolayısıyla artık bir süre bu hesapta bol bol ganimet kasmam gerekecek arkadaşlar. Hatta lafı uzatmadan direkt bir tane eğitim iksiri kullanmak istiyorum. Sadece iki tane de eğitim iksirimiz kalmış. Valla birazcık sıkıntılı olacak ama bakalım. Şimdi sadece ana üste saldırılar yapmayacağım arkadaşlar. Yorumlarınıza bakıyorum. Bazı izleyiciler yan tarafta da saldırıları istiyor. Ben de özellikle günlük saldırı haklarımı kullanmadım. Burada savunmaların hepsini bitirdik. Laboratuvarda da son yükseltme yapılıyor şu anda. Gece cadısı da 18 olduktan sonra hesap tamamen makslanmış olacak arkadaşlar. Geriye sadece saldırıları yapıp duvar basmak kalacak. Onları da bir şekilde halledeceğiz. Yani Uzun lafın kısası bir yandan ganimet kasarken ordu kalkarken de inşaatçı üstünde saldırılar yapacağımız güzel bir video olacak arkadaşlar. Ee, videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. İzlemeye yeni başlayanlar da kanala abone olarak çok büyük bir destek vermiş olurlar. Ben güzel bir köy bulayım saldırılarımıza başlayalım. Evet muhteşem ötesi bir ganimet çıktı. 838 bin altın 765 bin iksir ve 11 bin 400 de kara iksir var arkadaşlar ama köy bayağı sağlam. Hero'larını falan hep max görüyorum. 75-75-20-50 aynen. Yani şampiyonumuz da yükseltmede olduğu için saldırılarımızdan 3 yıldız alamayacağımız aşikar arkadaşlar. Ama yine de ganimeti koparmaya çalışacağım. Şimdi nereden ne şekil bir şey yapabiliriz? Kraliçe Kartal topu merkezde klan karesi şurada. Ben kraliçeyi şu saat 3 köşesinden yürütmeye başlamak istiyorum. Şöyle bir balon bir balon. Hemen peşine şifacılarımı gönderdim. Yeti ile nereden koridor açabiliriz? Şuradaki altın madenine bırakacağım. Yetimitler okçu kulesini indirsin. Şu noktada bir tane bebek ejder kullanabiliriz. Duvar açık olduğu için duvar kırıcılar ihtiyacımız olmayacak. 5 tane kelle avcısı var arkadaşlar. Şimdi merak edenler olacaktır. Ne yapacaksın 5 tane kelle avcısını? Etkinlik var arkadaşlar. Etkinliği kasmak için aldım. Peki. Kraliçe şu anda halinden memnun gibi gözüküyor. Keyfi yerinde. Şuradan bir tane daha güdümlü testi yapmak istiyorum. Elimde öfkeyi hazırda tutacağım. Muhtemelen kraliçe okçu kulesine falan ilerleyecektir. Belediye binasını es geçecektir. Şu noktada bir öfke büyüsü x dondurdum. Yoksa özelliği gidecekti. Yalnız kraliçe beni şaşırttı. Çok da güzel oldu. Belediye binasına gidecek. Yalnız tekli kule kilitlendi. Bu pek hayra alamet değil. Dondurdum. Bir tane daha öfke büyüsü kullanıyorum kraliçe için. Elimde başka dondurma kalmadı. Bu da demek oluyor ki kraliçenin özelliğine mecburen basacağız. Pekala. Bir bekleyelim bakalım. Oo süper. Şeyden çıktı. Ee, kraliçenin özelliğine bastım. Kral bize sıkıntı çıkartmasın. Bir tane de zehir sallıyorum. Zehri çok kötü attım ya. Kraliyet şampiyonu kapsayacak şekilde de atabilirdim. Olsun hala daha güzel ilerliyoruz. Elimde bir tane daha öfke var. Ben onu da kullanmak istiyorum açıkçası ya. Muhtemelen pişman olacağım ama kartal topuna belki ulaşırız diye düşündüm. Nasıl bir şey yapabiliriz? Şimdi 1 dakika 30 saniye süremiz var. Tamam. Şuradan kralı ve uçan kışlayı bırakacağım. Şuradan içeriye doğru da birinci madenci saldırısına başlayacağız arkadaşlar. Haydi bakalım. Haydi bakalım nereye gidebildiği kadar. Nereye gidebiliyorsa yani. Tamam. Evet kraliçe yani yapması gerekenden çok daha fazlasını yaptı. Evet iki yıldız geldi. %50 yıkım yüzdesine ulaşmış durumdayız. Biniciler madenciler güzel bir şekilde yollarına devam ediyorlar. Şuradaki iki tane bina bize birazcık sıkıntı çıkartabilir. Tam şurada iyileştirme büyüsünü kullanıyorum. Hadi koruyucu gir biraz daha içeri. Gir biraz daha içeri. Henüz değil. Henüz değil. Tam şu noktada koruyucunun özelliğine bastım. Ve bir tane daha iyileştirme büyüsünü şuradaki merkez için kullanacağım arkadaşlar. Tam şurada kullanabiliriz. Evet bizim madenciler nerede? Elimde 5 tane de kelle avcısı var. Neden kullanmıyorum acaba? Duvar kırıcılarımızı da yollayalım. Yalnız var ya. Yani Demeden edemeyeceğim arkadaşlar. Köy max'tı. Hero'larıyla, savunmalarıyla. Yani çok güzel bir savaş oldu ya. Yani şu anda şampiyonun olduğunu bir hayal edebiliyor musunuz? Kraliyet şampiyonu olsaydı bu köy 3 yıldızdı ya. Vay be. Aynen. Kraliyet şampiyonu olsaydı bu köy 3 yıldızdı. Hala daha 3 yıldız olma ihtimali var. Var mı? Yok. Aynen tekli cehennem ve kaya saçar. 2 tane tekli cehennem ve kaya saçar. Orada bizi bekliyor. Sırıtıyorlar oradan ellerini ovuşturuyorlar. Gelsinler birliklerini de gösteririm ben sana dermişçesine. %90 arkadaşlar. Şampiyonun yokluğunda. Ve muhteşem bir ganimet. 1 milyon altın aldık. 1 milyon iksir aldık. 12-13 bine yakında kara iksir almış olduk. Bence başlangıç için şahane bir saldırı oldu. Hız kaybetmeden ikinci saldırımıza geçeceğiz ama... Onun öncesinde ordu kalkarken ben istiyorum ki bir tane de inşaatçısında saldırı gerçekleştirelim. Pekala inşaatçısında bir saldırı yapmak istiyorum arkadaşlar. Süper Pekka planör binicisi ağırlıklı saldırılar yapmaya çalışıyorum. Düzene göre de orduyu değiştiriyoruz tabii ki de. Şimdi bina merkezde etrafında da muhafız kulübesinin askerleri var. He, şimdi eziciler nerede? Biri burada biri burada buraya iki tane süper pekka yetmeyecek arkadaşlar. Üç tane süper pekkayla şansımı denemeye çalışacağım. Nereden gireceğiz? Şuradan bir tane buraya gönderim. ezici okçu kulesine. Şu hava savunmasının yeri biraz sıkıntılı. Tam. Bir planım var. Bir planım var. Bir tane şuraya. Bir tane şuraya. Bir tane şuraya. Hemen peşine savaş makinesini gönderdim. Çift topa bir tane. Eziciye gitmesi lazım. Eziciye gitmiyor. Al işte. Ayar oluyorum böyle olunca ya. Heh. Bir tane de gizli Tesla patladı. Ben de seni bekliyordum. Bak eziciye ısrarla gitmiyor arkadaş. Çıldıracağım ya. Tamam. iki tane daha süper pekkan var. Ee, planör binicim var. Eziciye yine ulaşamadık. Baya bir iş yaptı o noktada. Son bir tane planör binicim kaldı. Bunu çok güzel bir yerde kullanmam gerekiyor. Şu arka taraftaki çift top için kullanacağım arkadaşlar. En büyük hasarı o verecek çünkü. Evet süper pekkadan ümidim belediye binasını indirmesi olacak. Aynen. Çift topu dondurduğumuz için burada baya bir sağlam değer elde edeceğiz arkadaşlar. Binayı es geçti süper pekka. Nasıl ya? Orada inşaatçı klüvesi mi vardı acaba? Nasıl es geçebilir o binayı ya? Ciddi misin sen? Böyle olunca çok sinirlerim bozuluyor. Ya kafalarına göre hedef alıyorlar ya bilmiyorum. Yani ondan sonra da insanlar burada oynamıyor. Yani şunların hedef almalarını birazcık iyileştirseler burası inanın bana asıl köyden bile daha zevkli arkadaşlar. Ama yani hedef alma konusunda ciddi sıkıntıları var. Oyunun mekanikleri açısından. Yani canları nereye isterlerse oraya gidiyorlarmış gibi geliyor bana. O kadar oynuyoruz. Bana böyle geliyor yani. Peki zafer geldi. %80 tek yıldızda kalmış vatandaş. İlk galibiyetimizi almış olduk. Bir bakalım. Eğer ordumuz ayaklandıysa hemen yeni bir saldırıya geçebiliriz. Hero'lar ayakta kılan kalesini doldurayım. Hemen bir saldırıya da geçelim. Yine muhteşem bir ganimet çıktı. 1 milyona yakın iksir yine 10 bin kare iksir. 640 binde altın var arkadaşlar. Şu anda iksirden ve kare iksirden ziyade altına daha çok ihtiyacım var. Şimdi yine sağlam bir köy kralı 26 level. <laughs> Kraliçesi 75 kralı 26. Yok artık daha neler. Böylesini de hiç görmemiştim. Neyse vakit kaybetmeyelim. Şuradan bir saldırımıza başlayalım. Tam şu noktadan yetiği oradan bırakmaya gerek yok. Bebek ejder bırakalım. Şifacıları göndereceğim. Öncesinde bir balon güdümlü testi. Ve hızlı bir şekilde duvarı parçalamam gerekiyor. Kraliçe ne tarafa doğru ilerleyeceksin? Dümdüz içeri girersin ya. Aynen. İksir deposundan sonra direkt içeriye girecektir. Güzel. Güzel bir başlangıç yaptığımızı söyleyebilirim. Şu altın madeni dikkatini çekmez umarım. Hemen hızlı bir öfke büyüsü. Kraliçe özelliğini gitmesin ne olur. Tamam kurtardık. 3 tane daha duvar kırıcı sallıyorum. İkinci kademe duvarı da açalım. Evet şimdi kaya saçarlarla uğraşmaya başlayacağız arkadaşlar. Nasıl bir şey yapabiliriz? Yani 3 yıldız almak hedeflemediğim için kraliçe yürüyüşünü olabildiğince uzun tutmaya çalışıyorum. Ganimet bırakmayalım köyde. Şu noktada bir öfke büyüsü tekli cehennem kulesini dondurdum. Oo Geç bile kaldım. Aynen. Kuleden kurtulduk. Şahane. Hemen bir tane daha dondurma atmam gerekiyor. İkisi de tekli deme. Tam şurayı dondurdum. Kraliçeye bir tane daha öfke attım. Yani süre verseler bana herhalde <laughs> sadece kraliçe yürüyüşüyle köyü işleyeceğim yani. Neredeyse. Bu arada tekli tekrardan kitlendi. Dolayısıyla kraliçenin özelliğine basmak zorunda kaldım. Şimdi şuraya bir tane daha büyücü bıraktım. Kraliçenin ölmesine izin vereceğim. Çok fazla vakit kaybetmeyeceğim onunla. Ganimeti nereden daha çok bir şekilde alabiliriz? Şimdi henüz klan kalesi de çıkmadı. Nasıl bir şey yapabiliriz? Şuradan iki tane kelle avcısı gönderiyorum. Kraliye şampiyonu için. Tamam. Tamam. Şöyle bir şey yapacağım. Nasıl bir şey yapacağım? Şöyle bir şey yapacağım. Şuradan yetiyi gönderelim. Şuradan kralı ve uçan kışlayı gönderelim. Şuradan içeriye doğru da binicileri, madencileri sallarız. Pekala. Kraliçemiz öldü ama gider ayak. Kraliye şampiyonunu da indirmiş olduk. Şuradan madencilerimi sallıyorum. Hemen ardından büyük koruyucumu gönderdim. Gönderemedim. Şimdi gönderdim. Hemen peşine de binicilerimi sallıyorum. Tam şu noktada hızlı bir öfke büyüsü kullanacağım. Evet zehirlik bir durum var mı? Klan kalesi boştu yanlış anlamadıysam. Pekala. Çoklu cehennem vurmaya başladı. İyileştirmenin ve şifacıların içindeler. Koruyucunun içindeler. Tam şu noktada koruyucunun özelliğine basıyorum. Hadi madenciler binaya doğru gelin. Binaya doğru gelin lütfen ya. Gelmeyecekler. Kasırga tuzağına yakalandık. Tamam. Tek tek alacağız ama önemi yok arkadaşlar. Ganimeti alalım. Gerisinin hiçbir önemi yok. Şuradan zehri de sallıyorum. Şu elimde kalan duvar kırıcıları ve okçuyu da bırakıyorum. Bu saatten sonra oturup izleyeceğim. Bakın yine. Bakın yine aynı şeyi söylüyorum. Bir şampiyona bakıyor ya. Yani bu köy neredeyse üçlendi arkadaşlar. Düşünün ki şampiyon olsaydı şu anda elimde belediye binasını gönderir. Özelliğiyle beraber her ikisini de indirirdim. Yani. İvmelenirdi. Daha büyük bir ivme kazanırdı saldırı. Yine köy işlenirdi. Aynen. Olacak bu iş ya galiba. Ben <laughs> yavaş yavaş ümitlenmeye başlıyorum. Şampiyon olsa kimse tutamayacak bizi. Haydi bakalım. Savaşı bitiriyorum. Ne kadar altın aldık? 560 bin artı 280 binden kaç yapıyor? Ee, 740 bin. 840 bin altın yapıyor arkadaşlar. Hiç fena değil. İkinci saldırımız da bu şekilde olsun yine 3. savaşa geçmeden önce inşaatçı üstünde bir saldırı daha yapmak istiyorum. Ama onun öncesinde size şunu da söylemem lazım. E, boşa düşen işçi ordu kampından çıktı arkadaşlar. Yani ordu kampının dördünü de bitirdik. 300 birim askerli oynuyoruz şu anda. Muhteşem bir duygu ya. Gerçekten muhteşem bir duygu. Pekala şimdi inşaatçı saldırısına geçelim. Pekala bir oraya bir buraya bakalım bu sefer karşımıza nasıl bir rakip gelecek. Şu saat kulesini de hızlandırmak istiyorum. Hemen saldır dedim. Karşımıza bir köy çıksın bakalım. Pekala duvarlarıyla savunmalarıyla max artı max bir köy. Allah'tan burada savaş makinesi savunmada çalışmıyor ya. Yani yaşanabilecek şeyleri tahmin bile etmek istemiyorum. Yani çok ciddi sıkıntılar çıkardı. Şimdi baktığım üzere bir iki tane e ee, çift top direkt planör binicisiyle ulaşabiliyoruz. Eğer şu bölgelerde gizli testelar yoksa. Okçu kulesine de ulaşabiliyoruz. Topa ulaşabiliyoruz. Çoklu avam. Burada dolayısıyla ben 2 tane pekka, 4 tane planör binicisi ile saldırıyı gerçekleştirmek istiyorum. Şuradan içeriye doğru dalacağız arkadaşlar. Birazcık riskli olacak ama bakalım işe yarayacak mı? Bir buradan, bir buradan savaş makinesini de şuradan gönderdim. Bir tane şuraya, bir tane şuraya, bir tane de şuraya. Gayet güzel. Gizli Tesla çıktı. Maalesef son anda işleri sarpa sardırdı ya. Şu gizli Tesla'lara birer tane göndermem gerekecek. Topa bir tane, Okçu Kulesi'ne bir tane, Çoklu Havan'a bir tane, şuradaki topa da bir tane daha gönderdim. Gayet güzel. Şuradaki gizli Tesla'ya bir tane daha gönderiyorum ve elimde son bir tane planör bincisi kaldı. Onu da şuradaki Pekka'yı hayatta tutmak için Ezici'ye göndermek istiyorum. Aynen. Güzel oldu. Bir tane hasar yedi ama Ezici duracak. Bu Süper Pekka yüksek ihtimalle binayı da indirecektir. Savaş makinesinin özelliğine bastım. Hadi Pekka lütfen binaya iki tane vur. Hadi iki tane bir tane de yetmiyor. Vuramayacak. Ay 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 ay. Evet yarı can bir Süper Pekka ve savaş makinesi kaldı. Abi binaya gidecek galiba. Hadi hadi aslanım benim. Hadi benim boynumu kara çıkartma. Bak gıcıklığına mıdır nedir? Gitti hava savunmasına vuruyor ya. Gıcıklık yapıyorlar. Başka bir şey değil ya. Halbuki bina daha yakın yani. Neyse biz yine 2 yıldızımızı aldık. %66 fena bir yüzde de değil. Daha iyisi olabilirdi ama. İkinci zaferimiz de geldi. 5201 kupaya çıktık arkadaşlar. Evet %58 2 de kalmış. Bu da bize ganimeti de kupayı da getirmiş oldu. Şahin bir tane daha hakkımız var. Onu da buradaki saldırıdan sonra gerçekleştiririz. Bir bakalım ordumuz hazır gibi duruyor. Klan kalesini doldurup hemen geliyorum. Evet yine hatırı sayılır ganimeti olan güzel bir köy çıktı karşımıza. Savunmaları ve hero'ları da nispeten daha düşük arkadaşlar. Buraya saldıracağız. Bir de az önce bir saldırı yapıyordum. Yine kayıttaydı ama görüntü ve ses senkronizasyonunda bir sıkıntı çıktı. Ne yaptıysam düzeltemedim. Dolayısıyla videonun o kısmına o saldırıyı çıkartmak zorunda kaldım. Haberiniz olsun. Şimdi bakalım iki tane kaya saça kartal topu ve klan kalesi merkezde. Şuradaki tekli kule hoşuma gitmedi tek kulelerden 3'ü de tekli de bu biraz sıkıntılı ya nasıl bir şey yapalım şöyle bir şey yapabiliriz kraliçeyi şuradan merkeze doğru yürütmeye çalışacağım aynen şuradan kraliçemi bırakıyorum bir tane bebek ejder de şu okçu kulesine kraliçe buradan içeriye doğru yürüsün bir tane balon buradan bir tane balon buradan güdümlü testi şu noktadan yetiyle koridor açabiliriz bir tane de büyücü peşine saldım güzel şu anda her şey plana göre ilerliyor arkadaşlar hemen şuradan uçan kışlamızı alalım klan kalesindekini alalım Evet güzel fena değil. Şimdi şurayı duvar kırıcılarla açmaya çalışacağım. Sağ taraf kapandı sayılır. Şurada e, kraliçe sola doğru ilerleyecek. Aynen kral dikkatini çekecek. Herhalde öyle olacak bir bakalım. Şuradan iki tane kelle avcısı gönderiyorum kral için. Kraliçeyi şuraya sokmaya çalışmıştım. Aa çok güzel yön değiştirdi şahane. Şu noktada bir öfke büyüsü hava savunmasını donduracaktım eğer şifacılarımı hedef alsaydı. Duvar kırıcılarımı gönderiyorum hava savunmasını donduruyorum. Hiç acımayacağım. Evet pekala. Şuradan birkaç tane daha duvar kırıcı gönderiyorum. Tekli kule kilitlendi. Hemen dondurdum. Kraliçeye yapma yapma hemen bir şifa öfke. Karıştı işler birbirine. Teknikule yine mahvetti bizi. Hava savunması da bırakmadı şu şifacıların peşini ya. Çıldıracağım ya. Kelle avcıları göndereyim belki bir ihtimal şampiyonu ulaşırlar ama tamam. Kraliçe en azından şampiyonu da beraberinde götürmeyi başardı arkadaşlar. Şuradan kralı bırakacağım. Uçan kışlayı belediye binasına doğru hibriti salmaya çalışacağım. Vay arkadaş kötü bir saldırı oldu ya. İşte bir yerden koptu mu kopuyor. Kraliçeyi şuradan içeriye doğru binaya doğru sokarım düşüncesiyle hareket etmiştim ama maalesef başarılı olamadık arkadaşlar. Pekala. Şuradan madencilerimi salıyorum belediye binasına doğru. Hemen ardından koruyucuyu gönderiyorum. Binicileri sahaya sürüyorum. İyileştirme büyüsünü elime aldım. Tam şu noktada ilk şifa büyüsünü kullanacağım. Gayet güzel. Ah be kral keşke o kaya saçarı dondurmayı başarabilseydin. Şu noktada bir tane öfke kaçınılmaz olacak. Koruyucu gir içeriye içeriye gir. Bastım. Güzel. Belediye binasının ve kaya saçarına rahatsız hasarından kurtarmış olduk arkadaşlar. Şu noktada ikinci iyileştirme büyüsünü kullanıyorum. Tekli cehennem kulesini indireceğiz. Kraliçenin tepesine bir tane zehir ve başka bir şey de kalmadı. Kraliçeden verim alamadım. Bu da bize muhtemelen 3 yıldıza mal olacak yani. Aynen. Arka tarafta bir tane kaya saçar var. Bütün ordu da tek bir noktada toplandı. İstesen ayarlayamazsın. Var ya kaya saçar bir vuruyor bum. Hepsi gidiyor. Pekala %75. Ganimetin büyük bir kısmını alacağız. Aslında dur bakalım ya belki de üşleyeceğiz ha. Ne var? Biniciler, madenciler ve koruyucu var. En azından pek olaydı, tanklıyaydı. 14 saniye var. Hiçbir şey olmasa zaman yetmeyecek. Aynen. Süre yetmeyecek arkadaşlar. Süre olsa yine üşlenir bu köy. Ne kaldı? Bir tane okçu kulesiyle bir tane XE'yi kaldı. Şu askerler onları her türlü hallederlerdi ama süre yetmeyecek. Maalesef 128 bin altını da köyde bırakmış oluyoruz ama yine de 540 artı 280'den ne yapıyor? 820 bin altın bir saldırı için bence hiç fena değil arkadaşlar. Şimdi son duruma bakacak olursak 9 milyon 600 bin altınımız var. Bize tam tamına 3 milyon altın daha lazım. Bu da demek oluyor ki en azından hani iyi ihtimalle 3 tane daha saldırı yapmamız gerekiyor. 11 dakika kalmış eğitim iksirine bakacağız duruma göre. Şimdi isterseniz bir ayaklanırken klan kalesinin süresi dolarken gelin inşaatçüsünde bir saldırıya daha gidelim. İnşaatçüsünden devam ediyoruz efendim. Hemen saldır dedim. İnşallah üçlü üç 3 yaparız da ekstradan iş yükü çıkmaz bizim başımıza. Bakalım. Şimdi ooo bu düzenlere bayılıyorum ya. Bu düzenler var ya tam şu anda elimde olan ordu için ayarlanmış düzenler. Bir tane pekka buradan, bir tane pekka buradan içeriye doğru gireceğiz rahatlıkla. Binayı da indireceğiz. Yüksek yüzdelere de ulaşacağız ama asıl soru İki tane mi pek kalsam? Üç tane mi pek kalsam? Ee, şimdi. Eziciyi dondururuz. Çift topu dondururuz. Okçu kulesi topu dondururuz. Şuradaki top hoşuma gitmedi. İki tane süper pekka ile gireceğim. Hadi bakalım. Şuraya şunu, şuraya şunu savaş makinesinde gönderdim. Bir, iki, üç tane gönderdim. Şuradaki topa bir tane. Ezici'ye bir tane. Topa bir tane. Ezici patladı. Bir tane daha planör bindisi gönderdim. Şu belediye binasının etrafını güzelce bir temizleyelim değil mi? Hadi şu top insin. Top indi anda bir tane daha planör bindisi salıp çift topu etkisiz hale getiriyorum. Savaş makinesinin özelliği. Ezici'ye bir tane daha planör bindisi gönderdim. Güzel. Pekka ve savaş makinesi belediye binası indirecek. Üst taraftaki Pekka da şurada bayağı bir hasar verecek savunmaları. Şahane ilerliyoruz. Şu hava bombalarının yeri hoşuma gitmedi. Makinenin özelliğine bastım. Bir tane buradan, bir tane de buradan göndereceğim. Peki. Mega testlenecek elimde daha fazla süper e, planör binisi kalmadı. Her şey birbirine girdi. Süper nereden çıkıyor ya? Pekala %43 2 yıldızı alacağız. Asıl mesele ne kadar yük yükseri yükseklere çıkabileceğiz kupa açısından. %49 makine patlayacak. Hadi lütfen. Tamam. 2 yıldızı garantiledik. Güzel. %54 ile iki yıldızla bu savaşı da sonuçlandırıyoruz arkadaşlar. Beklediğim gibi gitmedi ya. Beklediğim gibi bir saldırı olmadı. Bakalım rakip ne yapacak. Guhanat. Kuantums bilmem ne bilmem ne klanında. Bu kadar uzun sürdüğüne göre. %54 hadi canım. Hadi canım. Biz %54'lük değil mi? Yapma be. Yapma be. Aynen o iksir deposu her türlü gider özelliği kullanınca ne yapmış? Dal kavuk hava indirme balonu saldırısı yapmış. %56 aldı rakip ya. Al işte şimdi ekstradan bir tane daha saldırıya gitmemiz gerekecek. Sağlık olsun deyip devam ediyoruz efendim. Kupada düştük birazcık. Yapacak bir şey yok. Orada ayaklansın klan kalesini doldurayım. Burada bir saldırıya daha gidelim. Evet arkadaşlar yine maalesef teknik bir arızadan dolayı video kaydında sıkıntı çıktı. İnanılmaz derecede bir kasma oldu. Üst üste öfke büyüleri şifa büyüleri saldırı çöp oldu yani anlayacağınız. Nerede kalmıştı? %56 tek yıldızda kalmışız. Üstüne üstlük bir de eğitim iksiri bitmiş. Yani bir tane eğitim iksiri bugünü kurtarmayacak arkadaşlar. Dolayısıyla ben hemen sizlerin huzurunda bir tane daha eğitim iksiri kullanarak ganimet kasmaya devam etmek istiyorum. Şimdi yeni ordumuzu eğitmiş miydik? Ordumuzu eğitmemişiz. Şunu bir basalım. Klan kalesinin ne kadar süresi var? 8 dakikalık süresi var. O arada gelin bir tane daha inşaatçı üstünde saldırı yapalım. Sonra ganimet kasmaya devam edeceğiz. Peki. Haydi bakalım. Anaköy'de işler yolunda gitmedi. Kayıtta da sıkıntılar yaşadık. En azından inşaatçı yüzümüzü güldürsün birazcık. Bakalım. Şimdi, 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 şimdi. Nerede ne varmış? Eziciler nerede? Aşağı taraflarda. Açık olan yerler sağ taraf, sol taraf. Nasıl bir şey yapabiliriz? Nasıl bir şey yapabiliriz? Üç tane pekkayla gireceğim ben buraya. Aynen. Bir tanesini şuradan salacağım. Şuradan aşağı doğru gelsin. Bir tane buradan savaş makinesinde şöyle şu şekilde gönderdim. Şuradaki fırını dondurabiliriz. Tabii ki de önünde bir tane gizli Tesla var. Makinenin özelliğine bastım. Gizli Tesla'ya bir tane, topa bir tane. Onlar yıkıldığı anda şuradaki çift topu donduracağım. Diğer gizli Tesla'ya da bir tane gönderdim. Evet, binayı baya bir korumuş vatandaş. Okçu kulesini dondurabiliriz. Şöyle yavaş yavaş ilerleyelim. 3 tane daha planör bincisi var elimde. Acele etmeyeceğim. Şuradaki eziciye hedef alır mı? Aldı. Şahane şahane. Ezici'yi en azından bir kere vuracak ama ikinciye vuramayacak. Yani bu da bir şeydir. Şuradaki çoklu havana da bir tane gönderiyorum. Son planör de Mega Tesla'ya saklamak istiyorum. Makinenin özelliğine bastım. Hadi o çoklu havan insin artık. İndi. Son planör de Mega Tesla'ya doğru gönderdim. Ve bundan sonra ölmek üzere olan bir Pekka ve yarı can savaş makinesi ne yapabiliyorlarsa artık. İki yıldızımızı garantiye aldık. Ezici bir vuracak. Bum. Her şeyi kaybet %54 2 yıldız. Bakalım rakip ne yapmış? Zor ya burada arkadaşlar gerçekten yani 3 yıldız almak ne bileyim baya bir zor ya. %64 tekte kalmış vatandaşta bak. Biz yine iyi 2 yıldızı koparabilmişiz en azından. Pekala şimdi bakalım. 1.6 milyon iksirimiz var. Bizim artık iksirle işimiz kalmadığı için gönül rahatlığıyla duvar basabiliyorum. Şuradan sırasıyla şu 7 şu 6 bir tane iksirle duvar basmış olalım. 1.56 milyon altın. 40 bin daha altın olsaydı altınla da bir duvar basardık ama sıkıntı yok. Eninde sonunda basacağız arkadaşlar. Klan kalesinin hala da 6 dakikalık süresi varmış. Süresi dolsun kaleyi dolduralım. Ganimet kasmaya devam ediyoruz. Pekala 630 bin altın ganimet bonusuyla beraber işimizi görecek kıvamda bir miktar arkadaşlar. Bu köyde saldırımızı gerçekleştireceğiz. Hero'ları falan da bayağı bir düşükmüş. Kraliyet şampiyonu dışarıda kelle avcılarıyla 3 tanesi indirir mi acaba onu? 2 tane salladım. İner mi? Hadi indir. Aslanlarım benim be. 2 tane kelle avcısı şampiyonun icabına baktı. Şimdi şu noktadan kraliçeyi bırakalım. Hemen peşine 5 şifacı bir tane de balon gönderiyorum. Bebek ejder şu noktadan yeti de sağ taraftan bir kapatsın bakalım. 3 tane duvar kırıcı gönderdim. İlk kademe duvar açılsın. Gayet güzel kraliçe içeriye girecek. Hemen bir tane öfke büyüsü. Bir tane daha balon gönderip ikinci katman duvar için duvar kırıcılarımı gönderiyorum. de bomba hadi. Açılmadı tamam. Eyva eyvah. Ya nasıl bir şanssızlıktır. Aynı noktaya bastım. Bu sefer diğer katman duvara gittiler ya. Kraliçe şuraya girseydi çok güzel olacaktı. Tamam. Dur bakalım. Dur moral bozmak yok. Şimdi. Saldırıya nereden ne şekil başlayalım. Şuraya bir tane büyücü bırakacağım. Şuraya bir tane büyücü bırakacağım. Kraliçe bu tarafı kapatır diye düşünüyorum. Dolayısıyla kralı ve uçan kışlayı şu noktadan sallayabiliriz. Madencilerle bincilerle de şuradan içeriye doğru devam edeceğiz arkadaşlar. Kraliçeye bir tane öfke atacağım. Çoklu cehennem kulesi sıkıntı çıkartmayacak. Şuradan içeriye doğru da hibriti salalım bakalım. Pekala hemen peşlerine büyük koruyucu çoklu cehennem kulesini dondurdum kralın özelliği binicileri de sahaya sürüyorum. Tam şu girişte bir tane iyileştirme büyüsü kullanacağım çoklu cehennem kulesi için. Evet belediye binası kraliçe hedef almaya başladı. Bir tane öfke büyüsü salladım. Gayet güzel ilerliyoruz. Şu binayı dondurabilirim. Kaya saçarı da dondurabilir miyiz? Of binayı donduramadım çok kötü. Çok kötü çok kötü çok kötü. Şu noktada bir iyileştirme büyüsü daha kullanıp koruyucunun özelliğine bastım. Şuradan kraliçe için kelle avcılarını hazırda tutuyorum. Bir tane de zehir yapıştırdım. Kelle avcılarını kraliçeye gönderiyorum. Bina patladı. Bir tane okçum var. Şu köşedeki inşaatçı kulübesine gönderiyorum. Ve sanıyorum ki köyü işleriz herhalde ya. Kraliçe inmedi. Kelle avcıları ne iş yaptı ya? Savunmalara mı takıldılar acaba? Anlamadım. Kraliçe inmedi ya. Şaka gibi ya. Vay be. Evet şimdi de hava savunması şifacıları hedef almaya başladı. Rakip kraliçe bizim kraliçeden tek yedi. Özelliği de duruyor. Bakalım yeterli olacak mı? Gerçi ganimeti de almışız ya. Üç yıldızı alsak ne almasak ne? Öyle değil mi? Bence öyle. Tamam. Bastım kraliçenin özelliğine. Bu saatten sonra daha fazla kendimi yormak istemiyorum açıkçası. Yani. Üçlenmeyeceği belli. Gereksiz vakit kaybetmek istemedim. Ne almışız? 600 bin artı 280 binden yine 880 bin altını kasmışız arkadaşlar. Peki son duruma bir bakacak olursak. İkinci eğitim iksirinin içerisindeyiz. Şu ordumuzu tekrardan bir eğitelim. 11, 11 milyon altınımız var. Klan kalesinde ne kadar var? 750 bin. Şunları da bir toplayalım. 11.8 milyon altın. XA'yı ne kadar istiyordu? 12.8 milyon. Tam 1 milyon altına ihtiyacımız var. Yani eğer güzel bir ganimet çıkarsa bir saldırıyla farkı kapatırız arkadaşlar. Pekala. Klan kalesini doldurayım. Güzel bir köy bulayım. Devam edelim. Pekala. 700 bin altın var ama muhtemelen üçlesek bile bize yetmeyecek ama bir hal çaresine bakmaya çalışacağım arkadaşlar. 1 milyon altına ihtiyacımız var. Şimdi klan kalesi üst tarafta rahatlıkla çıkartabiliriz. Kartal topuna doğru kraliçe yürüyüşünü başlatmak istiyorum. Sağ altı köşesinden kraliçeyi yürütmeye başlayacağım. Hemen duvar kırıcılarımı gönderiyorum. Kraliçeyi içeriye sokalım. Bir tane balon güdümlü kraliçe Kraliçe canım benim hiç şaşırmadım ki hiç şaşırmadım. Her zaman yaptığın şeyler zaten. Yani var ya hemen şu hava savunmasını bir donduralım. Bir tane şifacıyı kaybettik bile. Gerekirse bir kere daha donduracağım. Çünkü kraliçe yürüyüşünde arkadaşlar şifacıları kaybedince her şey sarpa sarıyor. Pekala şimdi şuradan bir tane duvar kırıcı gönderip klan kalesi kontrolü yapıyorum. Klan kalesi boşmuş güzel. O açıdan en azından kafamız rahat. Şimdi 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 şu noktadan tam nereden bıraksam nereden bıraksam şuradan yetiyi bırakacağım. Kralı da bırakacağım. Kraliçeye tekrardan bir öfke büyüsü kullanacağım. Kartal topuna ulaşabilir mi acaba? Ulaşıyor. Mükemmel. İşte bak şimdi keyfim yerine geldi. Uçan kışlayı da şu noktadan bırakıyorum. Kraliçenin özelliğini kaybettik. teknik kilitlenmiş. Hiç fark etmedim bile. Kraliçeye bir tane daha öfke büyüsü kullanıyorum. Tekli kuleyi donduracağız. El mahkum. Ve daha fazla vakit kaybetmeden hibrit saldırısına başlamam gerekiyor. Kraliçeyi kaybettik. Biraz daha erken başlamam gerekiyordu. Neyse. Dur bakalım. Dur bakalım. Dur bakalım. Dur bakalım. Kraliçe bir şekilde kaçabilir misin acaba onun menzilinden? Hiç niyeti yok gibi. Israrla diyor ki ben öleceğim kardeşim diyor. Beni tutma. Tam şu noktada ilk iyileştirme büyüsünü kullanıyorum. Koruyucunun özelliğine bastım. Kral, kraliçe neredeymiş? Arka taraftaymış. Onlarla şimdilik uğraşmayacağım o zaman. Kelle avcılarımız bir dursun bakalım. Binciler, madenciler ağırlıklı olarak şu bölgede bir tane daha iyileştirme büyüsü kullanıyorum. Klan kalesindeki binciler çıktı. Kaya saçarlardan birini indirecekler. Yeti de bir şeyler yapıyor kendi çapında. Yapmaya çalışıyor daha doğrusu. <laughs> Çok fazla bir etkisi olduğunu sanmıyorum ama yine de hakkını yemeyelim yani. Şuradan bebek ejderi de göndereceğim. Ganimeti alalım da yıldız derdim yok ya. Valla bir tane eğitim iksirini devirdik. Şu anda ikincisinin içerisindeyiz. Şöyle askerleri salıyorum. Hani amacım hızlı eğitimde sıkıntı çıkartmasınlar. Pekala. 300 bin altını da köyde bıraktık. Bu pek iyi olmadı ama zaten hepsini alsaydık da yine de yetmeyecekti arkadaşlar. 12.8 milyon altına ulaşamayacaktık. Her türlü bir tane daha saldırıya gidecektik yani. O açıdan çok ciddi bir sıkıntı çıkartmadı. Pekala. Savaşı burada noktalıyorum. Son duruma bir bakalım. Artık son savaş. Yani son savaş yapacağız. olur herhalde. Olması lazım. 300 bin altın lazım. Bir zahmet yani. Hatta klan kalesi olmadan gireceğim. Hirolar ayaklansın. Klan kalesini beklemeyeceğim arkadaşlar. Bitirelim artık. Şu işi gerçekten yoruldum diyorum. Hirolar kalksın. Güzel bir köy bulayım. Hemen geliyorum. Pekala. Son savaşımız arkadaşlar. Klan kalemiz yok, bir şeyimiz yok. Öyle labada lubada ganimeti alıp çıkma çıkacağımız bir saldırı olacak. Epitopu topu 283 bin altın lazım bize. X'e yükseltmesi yapabilmek için. Şimdi tekli tekli tekli. Tamam o zaman teklerden uzak taraftan girelim be. Şuradan kraliçeyi ve bebek ejderi bırakıyorum. Şifacılar. Hmm, balon. Yetiği nereden bırakabilirim? Yetiği şu noktadan bıraksam tekli yiyecek yetiği şu noktadan bırakıyorum. Bir iki tane büyücü sallıyorum. Bir tane daha balon testi yapıyorum. Hemen kraliçeye bir öfke büyüsü dondurmayı elime aldım. Şu kaya saçar vurunca özelliği gidecekti. Ne, nasıl gitti onun özelliği ya? Hiç dikkat edemedim vallahi. Hatta kaya saçarı dondurmaya hazırlanıyordum. Yani kraliçenin özelliği gitmesin diye ama çoktan gitmiş. Haberimiz yok. Şuradan tokmakla belki x yaylarını indiririz diye düşünüyorum. Kraliçeye bir tane daha öfke sallayacağım. Duvar kırıcılarla şöyle şuradan bak gidiyorlar nereye kırıyorlar. Şimdi diğer x bölgesine gidecekler. Cehennem Kulesi bölgesine gidecekler. Kafalar yine karıştı. Şimdi anca belediye binasına doğru ilerleyecekler ama iş işten geçti. Kraliçe çoktan yol aldı. Pekala. Krala hemen iki tane kelle avcısı gönderiyorum. Hatta 3 tane gönderdim. Onlar onu halledeceklerdir. Gayet güzel. Başka da öfke büyüğümüz yok. Tamam. Şu noktadan kralı salacağım. İki tane kelle avcısını da kraliyet şampiyonu için saklayacağım. Kraliçeyi kaybettik. Kartal topu çok fena vurmuş. Sıkıntı yok. Şuradan binici madenci saldırısına da başlıyorum. Olduğu kadar artık ya. Vallahi yeter yani. Bir x sayı yükseltmesi yapmak için çektiğimiz sıkıntılara bir bakın arkadaşlar. Peki hala efendim. Şu kartal topu sen bir dur bakalım. Çok başıma sıkıntı çıkarttın. Koruyucunun özelliğine bastım. Hem de bombalar boşa çıkmış oldu. Hem de kartal topunun hasarından kurtulmuş olduk. Kartal topunu bir kere daha donduracağım. Ne tarafa doğru gidiyorsunuz biniciler? Şu tarafa doğru gidiyorsunuz. O zaman alın size bir iyileştirme büyüsü. Belediye binası da uyandı. Biz yıldızımızı da aldık. Altın miktarına da ulaştık. Bir de ganimet bonusu da gelecek. Tamamdır. Bu iş buraya kadar diyorum. Ve daha fazla uzatmadan saldırıyı sonlandıracağım. Kartal topu insin de görev var çünkü. <laughs> onu da aradan kayıt çıkartmış olalım. Pekala. Pekala efendim. Sonunda başardık. İki tane eğitim iksirine mal oldu ama sonunda başardık artık x'e yükseltmesine gidebilirim. Altınla beraber elimde bir hayli fazla miktarda iksir de var. Şöyle bir düzenimizi oluşturalım bakalım. Duvar basma yoluna da gidebilirim iksirle. Şimdi laboratuvara bakacağım. Laboratuvarda ne alemdeyiz? Kelle avcısını yükseltiyordum. Bir gün 3 saatlik süresi kalmış. Çok fazla bir şey kalmamış açıkçası. O yüzden iksiri sıfırlamayacağım arkadaşlar. Ne yaparız? En kötü iksirle bir tane duvar basarız değil mi? Aynen. Bir tane duvar basarsak çok ciddi sıkıntı çıkmaz. Ve son olarak bir tane x'e yükseltmesi yapıyoruz. Ve videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Eğitim iksiri devam ediyor ve tam 21 saat 44 dakika sonra bir tane daha işçi daha boşa düşecek. O yüzden ben vakit kaybetmeden videonun sonrasında ganimet kasmaya devam edeceğim. Durumlar bu şekilde. Şimdilik benden bu kadar diyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.